mümin olanları ancak mümin olanlar sever. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Allah rızası için birbirlerini sevenleri methederek şöyle buyurmuştur. Haşr suresinde. Estağfirullah. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler. Ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Sadakallahu lazim. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyurmuştur. Sadaka Resul. Diğer bir hadisi şeriflerinde ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinde şu üç huy bulunan kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmesi, mümin kardeşlerini yalnız Allah rızası için sevmesi ve ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa tekrar oraya dönmekten hoşlanmaması buyurmuştur. Sadaka Resul. Evet kardeşler, mümin kardeşimizin kederinde ve sevincinde hep yanında olmaya gayret etmemiz lazım. Çünkü herkes bu anlayışla ve bu ahlak üzere davranırsa bütün insanlar İslam kardeşliğini yaşamaya başlar. İşte o zaman huzur olur, rahatlık olur. En önemlisi de Allah Celle Celaluhu'nun rızası kazanılmış olur. Mümin, gücü yettiğince mümin kardeşinin ırzını, canını ve malını başkalarının zararlarına karşı korumalı. Bu uğurda gerekirse mücadele etmeli ve mümin kardeşine yardımcı olmalıdır. Kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için de istememek ve kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için de istemek güzel ahlaktır. Bundan daha güzeli ise onlardan gelecek sıkıntıya katlanmak ve kusurlarını görmemektir. Sevgili kardeşler, bizim dinimiz öyle güzel ve ince bir dindir ki Malik rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Müslümanların birbirine yüz çevirmesini dahi düşmanlık sayarım. Ne güzel söylemiş değil mi? Müslümanların birbirine yüz çevirmesini dahi düşmanlık sayarım diyor Malik rahmetullahi aleyh. Evet kardeşler, işte bizim de bu gibi durumları düşmanlık sayarak mümin kardeşlerimiz ile aramızdaki küskünlükleri ve bu küsmenin sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışmamız lazım. Mümin kardeşinle münakaşa etme. Onun hoşuna gitmeyecek şakaları yapma. Ve ona yerine getiremeyeceğin bir sözü verme. Efendimiz böyle buyuruyor. Bu konuda haklı olsa bile küsmek yerine şefkat ve merhamet ile mümin kardeşine nasihat etmelisin. Küsmekle bir yere varamazsın. Nitekim Abdullah bin Mübarek Hazretleri mümin affetmek için mazeret, münafık ise suçlamak için ayıp arar demiştir. Evet, müminler birbirine küsmeden ve kin beslemeden aralarında bir mesele olduğu zaman şefkat ve merhamet ile nasihat ederek
meseleyi halletmeye çalışmalıdır. Birbiriyle ilgilerini kesen iki kişinin en hayırlısı, selam vermeye ve konuşmaya ilk başlayan ve bu ayrılığın sebeplerini ortadan kaldıran kimsedir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta: bir mümin için mümin kardeşine 3 günden fazla darılması helal değildir. Öyle ki karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri öbür tarafa çevirir. Dargınların en hayırlısı ilk önce selam verendir. Sadaka Resul. Evet, insanların birbirleri aleyhindeki konuşmalarına kulak asmamalı. Birisinden duyduğunu diğerine iletmemeli. Yani kovuculuk yapmamalıdır. Böyle yaparak müminlerin arasını aşmak büyük bir vebaldir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin de diğer müminlerin canlarını ve malları hususunda emin oldukları kimsedir. Sadaka Resul. Evet, müminler elden geldiğince birbiriyle küs olan iki kardeşlerinin arasını düzeltmeye çalışmalı. Bu Allah Celle Celaluhu'nun ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın çok sevdiği ve emredilmiş bir haslettir. Nitekim Enfal suresinde Yüce Mevlamız, Estağuzubillah, Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin diye buyurmakta. Bir diğer ayet-i kerimede Hucurat suresinde, Estağuzubillah, müminler ancak kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını barıştırın buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da insanların arasını düzeltmek için iyi haber götüren veya hayır söz söyleyen kişi yalancı değildir. Sadaka Resul. Evet kardeşler, müminlerin birbirlerine yapacağı her bir iyilik için bir sevap vaat edilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Sadaka Resul. Evet kardeşler, canlar, Allah için, Allah Celle Celaluhu için sevmenin alameti bunlardı. Mevlam inşallah hisseler alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Mevla Celle Celaluhu bir an bile olsun bizi nefsimiz ile baş başa bırakmasın kardeşler. Allah'a emanet olun.